Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hafta sonu, çocuklar evdeydi hepsi. Güzel bir ne yapayım diye şaştım. Dedim aman en iyisi yap yıllar sonra. Yani ne zaman pişirdiğimi hatırlamıyorum, bir kabak yemeği yapayım dedim. Kabağımı doğradım arkadaşlar. Geçen hafta pazardan aldıydım. Kabağımı doğradım. Domatesimi, biberimi, sarımsağımı da doğradım. Hazırladım şuraya. Biraz da kemik suyu vardı dolapta. Onu da çıkarttım. O da orada. Dedim bir şey yapayım. Kabak yemeği yapayım. Yanına da azıcık pilav pişireyim. Dolapta şeyim vardı. Tavuğum vardı. Onu çıkarttım. Onu haşlayıp şey yapacağım. Tavuklu pilav yapacağım arkadaşlar. Güzel oluyor öyle. Ben seviyorum. Karabiberli, neyli böyle. Onu yapacağım. Sizlerde neler var, neler yok? Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Şimdi diyeceksiniz ki ne, bizim yediğimiz içtiğimiz seni ilgilendirmiyor. Bana da fikir olmuş oluyor arkadaşlar. Öylelikle biz de şeyimizi, yemeklerimizi şey yapıyor. Arkadaşlar Rümeysa'nın geçenlerde hep yazmışlar devlet sırrımı falan diye saklıyorum diye. Rümeysa'nın şeyi Sivas'a çıktı diye ben söyledim zaten. Bölümünü sormuşlar çoğu da. Bölüm İSG yani iş sağlığı güvenliği. Bu bölümü okuyacak Rümeysa. Onun için videoda hani bölümü söylememiş olabilirim, belki unutmuş olabilirim ama nereye çıktığını ben söylemiştim. Devlet sırrı gibi saklıyor falan diye. Yani biz de unutuyoruz hani, ha şey değil, her şey aklımızda kalmıyor, bizim de unutuyor. Birini konuşurken diğerini unutmuş oluyor ki yani. Hele ben zaten sabah ne yedim desen hatırlamıyorum. O derece ki ne, beynim kafam yorgun yani. İşte bekliyor, yurttan haber bekliyor işte. Öğretmenlerinle konuştu hani bir hafta geç gelsem bir şey olur mu falan diye. Bir haftalıktan bazen bir şey olmuyormuş. Derslerden sadece şey yapıyormuş işte. Yurt başvurusunu şey yapıyor da baktık okul kaydı bitti. Okul kaydı bittikten sonra yurt başvurusu işte başlayacak dedi. 5 Ekim'de bitiyormuş yurt başvuruları falan. Onun için açıklanırsa, şey yaparsa, Rümeysa'nın git çıkarsa hemen götüreceğiz, bırakıp geleceğiz arkadaşlar. Biz mi götürürük artık, birine söylerik biz mi götürürük veyahut da başka şekil nasıl yaparak bilmiyorum. Yani ben götürme taraftarıyım. Çünkü hiç yol bilmiyor, iz bilmiyor kız. Artık götürü bırakır gelir öğretmenlerinden falan. Okuldayken mi artık şeydeyken konum isterik olmazsa. Öğretmen bir tanesi var, o Rümeysa'yla konuştu. Söylemiş o böyle böyle diye. Ondan konum isterik olmazsa onu öyle bırakıp gelirik, ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Şunu şöyle ortasını açayım arkadaşlar. Kemik suyunu alayım da güzelce. Geçenlerde kemiğim var, dolapta yer kaplıyor. Dana kemiğiydi, o da biri getirmişti bana. Yer kaplıyordu. Ben de tuttum yer kaplıyor diye. Aldım haşladım birazını. Birazını kelle paça yap dedim. Onun içine kullandım. Birazını da öyle şey yaptım. Ha, o da içine mi girip ne dedim onu. Çıktı neyse ki. Vay ya falan. Annem böyle yapıyor diye ben de böyle yaptım. Saklama kabına koydum ya, yer kaplıyor. Onun için bunu böyle yaptığım zaman iyi oluyor. Zaten normalde şey koyacağım, su koyacağım içine. Su koymam da kemik suyuyla pişsin. Biraz yanına pilav. Pilava da şey, ne onun adı? Tavuklu pilav yapacağım arkadaşlar. Tuzunu atayım. Bilmiyorum bu tuza da alışamadım. Eşim gitti bunu getirdi bana, dedi ki ne bundan sonra bunu kullan avrat dedi.
Öbürü dedi zararlıymış dedi. Bu dedi daha iyiymiş dedi. Bu kaya tuzu dedi. O kullandığın iyotlu tuz dedi. O iyi değilmiş dedi. Onu kullanma dedi. Tamam dedim. Bir kere demiş oldum. Tamam dedim. Ayarlayamıyorum bin türlü. Ya tuzlu oluyor ya tuzsuz oluyor. Az da karabiberi atayım. Tamam arkadaşlar, bunun kapağını getireyim, ağzına kapatayım. Yavaş yavaş o pişsin. O pişerken ben de kemiği ocağa koyayım. Aman bakalım nerede. Heh. Kemik dedim yani şey, tavuğu ocağa koyayım. Tavuk da pişsin, ondan sonra pilavımı pişireyim. Bunu da tutarken çok zorlanıyorum ya. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar bu pişsin. Sonrasında pilavımı pişireyim. Tavuğu haşlayayım. Tekrar görüşelim canlarım. Arkadaşlar pilavımı pişirdim. Tavuğu da didikledim, üstüne döktüm. Nümeysa pişirdi tavuğu, şey pilavı. Tavuğu haşladım. Kabağım da çok güzel oldu. Bu da burada pişti. Tabii biraz kemik suyu yağlı olduğu için yemek de yağlı oldu. Şuraya da tavuğun kemiklerini ayırdım. Onları kediye vereceğim. Şurada da salatamız yaptım. Rümeysa şimdi avcarlıyor. Şurada da Rümeysa çok seviyor arkadaşlar. Ben de seviyorum. Bayağıdan beri de canımız istiyor. Yapak yapak diyor. Bin türlü fırsatımız olmuyor. Şey yapacağım biraz. Başka dayak yapacağım biraz. Rümeysa da seviyor. Onun için dedim bari ben de yapayım da. Yiyelim. Şeyini bari şerbetini ocağa koyayım dedim. Biz yemek yiyene kadar kaynasın, su olsun. Yemekten sonra da hamurunu hemen çırpıverip yapacağım. Bakın ceviz varmış evde. Poşette biraz. Yeterli zaten o. Hı. Hemen kaynasın, su olsun arkadaşlar. Çünkü tatlılarımızın tatlılarımız sıcak, şerbetimizin soğuk olması lazım. Üç bardak su, üç bardak şeker koydu değil mi kızım? Evet. Koymuş arkadaşlar öyle. Ondan sonra tatlımızı yapacağız arkadaşlar. Tatlımız da pişerken azar azar sizlere gösterdik. Koyarım şöyle karşıya, çekerim ben de, ne yapayım. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi tatlımıza geçtik. Tatlımızı da şu tavada pişireyim dedim. Dibine tutturdum. Buna geri geçtim. Hatta şunu da oradan alırken parçalandı şöyle. Bir az bir şey. Geri bu tavaya geçtim. Bu tavada da şimdi pişiyor. Böyle şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Göz göz bu şekilde. Öbürlerini yaptım. Şu iki tane fazla kızarı öbür tavada yaptım. Ondan dolayı yandı. Yani yandı derken fazla kızardı. Bunları da birdeki tavada yaptım. Şimdi geri şey yapıyorum. Böyle içini koyuyorum arkadaşlar cevizini. İçine ben bir şey katmadım. Tarçını ben fazla sevmem zaten. İçine şeker de katmadım. Şekeri. Bak, güzel yapın. Tatlıcının kralı geldi. İyi. Bu da bir kaynakçı kralı oluyor. Bir tatlıcı kralı oluyor. Ne olduğu belli değil. Bu biraz yarıldı, bir şey olmaz, ondan o kadarlık yarılsın. Şöyle sen şöyle kenara git canım. Orada yavaş yavaş şey ol. Herkesin böyle pankek yaparken hani akıtacak şey var ya, benim yok. Ne yapayım? Ben de bundan yapıyorum, sürahiyle yapıyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Evet, bunun da bakın hamurlaşması geçiyor yavaş yavaş. İlk şeyde sıcak ateşteydi arkadaşlar, yani yüksek ateşte. Şimdi kısık ateşte yapıyor. Çünkü yüksek ateşte şey oluyor. Şunu hemen kapatıp vereyim, cevizime koyayım. Sözde. Ne konuşuyorsun? Kim öyle kuzu? Kendi konuşuyor işte. Ben de kuzu. Ne istiyorsun?
tarafının böyle olması lazım. Ne? Bir tane ellik kaldı arkadaşlar. He, bunlar şimdi oldu mu? Tatlı mı oldu bunlar? He, kızartacağım, şerbetin içine atacağım. Tamam, oldu, bitti işte. Bu tatlı işi kolaydı, tatlı işi yapalım. He oğlum, şimdi her şey bitti, tatlıcılığa geçerik. Bir kebapçı oluyor, bir tatlıcı oluyor. Her şey bir oluyor. Börekçi oluyor. Geçen bana diyorlar ki ne, yemek yarışmasına gittiler. Anam dedim, ben orada bir şey beceredemem dedim. Orada kısa bak, sürede elim ayağıma dolaşır. Karşınızda kaynaklılar kral var. He oğlum, he oğlum. Ona göre. Akıllı olun. Zaten kimse de cevap vermiyor hiç. Hiç demiyor Mustafa nasıl, ne yapıyor, ne diyor. Ne yapıyor? Ulan bir daha videolar açalım bir daha. Ta 2 günü sorana kadar. Biri sorduğu gün o gün videoya çıkacağım. Ne derlerse çıkacağım mesela videoya. He? Ne derlerse çıkacağım. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey ama herhangi bir şey ne? Direkt Mustafa yazdın çıksın. Yok, öyle kısa bir cümleye çıkamam. Destan mı yazsınlar? Yazsınlar gerekirse. Abart. Sevenler yazar, sevmeyenler de zaten yazmaz. Şimdi yorum... Şimdi yorumlar Mustafa diye dolar. Ulan askere giderken kimse bana sormadı. O giderse nasıl edeceksin? Çayın kim doldurucu? Uğraşacak kimse de olacak. Uğraşacak kimse yok. Ben telefonla ararım, uğraşacağım. Aynen. Sen seyretmeyi seviyorum zaten. Benim saatlerde dersim olacak, arayamazsın. Vallahi gece 12 olsa yine ararım. O saatte uyuyor olurum ben. Yorgunluktan ölmüş olurum. Yardım ara kızım. Gece 12'de dersin olmadığına göre mecbur açacağım o telefonu. Gece 12'de benim aklım yok. Valla ders programına baktık arkadaşlar. Ders programında Rümeysa'nın hiç bir boş vakti yok. O kadar ki yoğun ve dolu. Evet. Hı, şunları getir kızıma. Doldurayım şunların içini de. İşte okumak kolay değil. Aynen. Okusun, hedefine ulaşsın bakayım Rümeysa ne olacak. Gurur duyun benimle. Kızım üniversiteye gidiyor diye. Anamın çok hoşuna gidiyor. Çünkü aileden hiç okuyan yok. Abimin çocuklarından. Ablamın kızı da mesela, büyük kızı okumadı. Oğlu da okumadı. Evlendiler onlar. Bir küçük kız var işte. O şimdi okuyacağım diyor. Abimin çocuklarından hiç okuyan yok. Yani üniversite okuyan yok. Liseyi bitiriyor. Tamam, bitti. Bizden de mesela şey yapmadı. Bizden tarafta üniversite okuyan ilk Rümeysa olacak. Anam diyor ki ne, gurur duyuyorum kızımla diyor. Benim hoşuma gidiyor. He, Rümeysa'nın hoşuna gidiyormuş. Annesinin öyle demesi. Kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. 14 tane çıkmış. Adam başı kaçar tane düşüyor? Sen şu küçüklerden kaç tane yersin? 3 tane yersin. Hayır. Kaç tane yersin? 2 tane yersin. Adam başı 3'er tane düşüyor. Hı. Birine 2 tane düşüyor. Bana 2 tane düşsün. Ben çok yemiyorum tatlı zaten. Abla her gün orada yiyormuş bak hele. Tatlıcı açıldı ya hani yanlarına oraya tatlıcı. Şey, arkadaşlar Abdullah'ın çalıştığı fırında. Şimdi şeyinde kışın genelde oluyor da yazın yoktu. Adam tatlı şeyini getirmiş, tezgahını getirmiş. Abdullah diyor ki ne, halka yapıyor. Ondan sonra baklava var diyor, lokma var diyor. Şam tatlısı var diyor. Vallahi diyor, oradakileri yiyince diyor benim de canım istiyor diyor. Ben de gidiyorum diyor. Adama diyor 50 lira borcum oldu diyor. Abare. Bak bana şu ikisini koy. Aslında adam başı 3'er tane düşerdi. Bir tanesi yanmasaydı. Aynen. Altını kapat kızım hocam. Bir tanesini de yaktık arkadaşlar. Uf, bu sıcakmış, soğusun. Getir kızım hoca. Atak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbim ağızla böyle yemeği nasip eyle ya Rabbim. Ayaklarını atardı. Ne oldu? Ayaklarını atardı. Hemen kızardı. He. Biraz düşüreyim mi? İçe hamur kalmasın. Baban da mı tatlıcı? Ay rahmetli babam neyse Allah bana bana rahmet eylesin. Anam da mı tatlıcı diyordu? Anam tatlıcı değil. Ama var ya helal olsun anama. Allah'ım sağlık, huzurlu, uzun ömür versin anacığızıma. Allah elden ayaktan düşürmesin. Gerçekten arkadaşlar benim anam bambaşkaydı. Tatlı canımız istedi bizim köyde. O gün hatta anlattık. Tatlı canımız istedi. Herkes şey yapıyor, farklı farklı yapıyor. Anamın da zavallının durumu olmadığı için bize lokma hamurunu yoğurdu. Lokma tatlının hamurunu yoğurdu. O tabii anamın yaptığı biraz sert olmuştu. Bu şey gibi olmadı da. Bizi hususu tatlısız bırakmamak için o gün hatta onu dedim. Rümeysa'ya anlattım. Dedim eskiden dedim canımızı içli köfte istiyordu dedim. Et yok diye dedim yapamıyorduk. Ne dedim? Pirinci haşlıyordu anam. Pirinç bak pirinci haşlıyordu. Bize sırf şey yapması için. Ne onun adı? İçli köfte yapması için yer fıstığı. Bizim orada başlığa çok gidilir. Getirirdik şeylerden. Biberlerin kenarından ne başlık yapıp getirirdik. Ve o fıstıkla içli şey pirinci şey yapardı arkadaşlar. Ezerdi anam. Bize içli köfte yapardı. Yani ne maksat? Yiyek hani. İçli köfte yiyek diye. Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin. Allah'ım elden ayaktan düşürmesin. Anacığızıma kurban olurum ben ona. İşte biraz da benim şeyimi dinlese, lafımı dinlese çok iyi olacak da. Benim lafımı pek dinlemiyor. Gel şuraya diyorum yanıma diyorum. Kal diyorum yanımda diyorum. Kalmıyor. Gelse ha şurada kalsa ne güzel. Benim yanıma da yoldaş olur. Abi o günü gene aradım. Dedim gel bak Rümeysa gidiyor. Gel yanıma gel. Yok kızım yok. Ben gelemem oraya diyor. Orada diyor geldim mi diyor. Ben diyor şişiyorum sıkılıyorum diyor. Arkadaşlar valla tatlım aynı şey gibi oldu. Pastane tatlısı gibi oldu. Çok güzel oldu bir de. Görüntüsü yine şey yine muhteşem oldu. Arkadaşlar benim bugünlük tatlı yemek karışık videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.